Brainstorm yöntemi. Adobe After Effects CS6 içerisinde efektlerimizi kendileri arasında gerçek bir karışım haline alarak birbirleri arasında karışımlarını tamamlamamıza efektler içerisinde değişim getiren özelliklere brainstorm yöntemi olarak söyleyebiliriz. Bu özelliği daha iyi anlayabilmemiz için proje oluşturarak yeni bir kompozisyon oluşturursak işlemimize başlayabiliriz. File, New Project olarak kompozisyonumuzu açmamızı sağlayabiliriz. Buradan proje panelimizden Create a New Composition diyerek de buradan herhangi bir ayar seçelim. Şöyle. Ardından OK diyebiliriz. Bu brainstorm yöntemini uygulayabilmemiz için Timeline panelimizde sağ tıklayarak New Solid diyerek de yeni bir renk atayabiliriz. Artık önemli olsun. Ve buradan yine aynı şekilde noise efektlerimizden turbo noise diyerek sürükleyerek bırakabiliriz. Sürükleyerek bıraktığımızda FX Preset panelimizden tekrar yeni bir efektimizi içeriye aktarmamız için ikinci bir efektin olması gerekir. İkinci bir efektin olması için yine buradan 4 direkt color gradient olarak da 4 farklı renk geçişinin olduğu bir efekt kısmını sahnemize sürükleyerek bırakıyoruz. Evet, burada göründüğü gibi opaklık değerini şöyle biraz düşürelim. Pardon, yanlış kısımdayız. Şu an şunu biraz kapattık. Evet. Şöyle blend kısmından da kendisini kısabiliriz. Biraz şöyle opasite değerinde düşürebilirsiniz. Veya buradan farklı renk yine aynı şekilde. Siz farklı bir renk girebilir. Şuradaki rengi de şöyle bir şey yapabilirsiniz. Buradan yine aynı şekilde gerekli mod ayarları uygulayarak da şuradan normal veya soft light, darken herhangi bir kısmını bu kısımdan hard light, exclusions bize uygun. Evet. Color kısmı bizler için önemli. Kompozisyonumuzda gerekli efektleri aralarımıza attıktan sonra bu görüntüyü görebiliriz. FS kontrol panelimizden de gerekli ayarları yapıyoruz. Ve iki efektimizi seçmemiz için klavyemizden kontrol tuşuna basarak iki efektimizi de seçili hale getirelim. Brainstorm yöntemini uygulayabilmemiz için iki efektin de seçili halde olması gerekir. Brainstorm yöntemi Timeline paneli üzerinde bulunan ve bize kolaylık sağlayan özelliklerden birisidir. Burada iki efektimiz seçili haldeyken Brainstorm özelliğine tıkladığımızda karşımıza 9 pencereli bir özelliğin açıldığını görebilirsiniz. Bu kısımdan gerekli efektlerin kendileri aralarında karıştırılarak farklı bir efekt yapılması görülmüştür. Örneğin şuradan play diyerek oynatabilir, durdurabilirsiniz. Aynı şekilde brainstorm diyerek de farklı pencerelerdeki efektleri görüntüleyebilirsiniz. Örneğin şöyle brainstorm yaparak devam edebiliriz. Bakınız gitgide farklı farklı çeşitlerin olduğunu, farklı brainstorm yöntemindeki özellikleri bu şekilde görüntüleyebilirsiniz. Burada önemli olan özelliklere baktığımızda tam anlamıyla randomize, yani burada %100 olarak karıştır, farklı bir çeşit efekti uygula. Mesela görüyorsunuz bu şekilde, yine aynı bu şekilde farklı bir şey olarak da kaydedebilirsiniz veya include next bronze diyerek de aynı şekilde mevcut karışımı diğer karışımların içerisine, yani yakın karışımlar albümümüze olanak sağlar. Bu karışımın üzerinden farklı karışımlar olanak sağlamamıza yarayan yöntemdir. Bir kez tıkladığımızda brainstorm diyerek de bunun üzerinden gittiğimizi
konsepti bunun üzerine oluşturduğumuzu görebiliyorsunuz. Buradan yine aynı şekilde maksimum boyutunu bu şekilde görebilir. Yine eski haline buradan döndürebilirsiniz. Bu kısımda Save and New Compositions dediğin kısımda ise mevcut karışımı yeni bir kompozisyon olarak kaydetmemize olanak sağlar. Böyle dediğimizde kaydetti şu an ve Apply Composition diyerek de mevcut kompozisyonumuza bunu uygulamamıza yardımcı olur. OK dediğimizde bunun olduğunu ve kompozisyon alanımızda iki tane tıkladığımız için sanırım ben bir tane fazla tıkladım. Bu yüzden olmuştur. Buradakini silebiliriz. Herhangi bir önemi yok. Bu şekilde de yine aynı şekilde görüntüleyebilirsiniz. Burada FX Controls paneline geldiğimizde yine katmanımız seçili haldeyken tekrar ikisini seçelim. Aynı zamanda Brainstorm yöntemine yine tekrar bakabiliriz. Bu kısımda Toggle Strategic Grid dediğimizde transfer alanları göster şeklinde görünecektir. Bakınız şimdi farklı bir yöntem seçeceğiz. Örneğin transparan alanlarında görüldüğünü bu kısımda görebilirsiniz. Burada yine farklı bir şekilde transparan alanlar olarak da kaydet dediğimde örneğin yine buradan kaydedebilir veya daha sonra kaydettiğimiz boş alanı ve transparan alan kısmı da buradan görüntüleyebiliyorsunuz. Brainstorm yöntemi gerçekten başarılı bir yöntem olduğunu söyleyebiliriz. İlerleyen yöntemlerde efektlerimizi karıştırmak istediğimizde, aralarında çeşitli alternatifleri görmek istediğimizde bu yöntemi kullanarak gerçekten başarılı işlemler yapabilirsiniz. Çoğu efekt karışımı yine buna benzer ve bu gibi yöntemlerle yapıldığını tekrar söyleyebiliriz.